Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Aksaray'ın ekranı Aksaray Belediye TV'den yayınımızla karşınızdayız. Yanımda rölyef eğitmenimiz Sayın Rabia Şahin var. Merhabalar hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Akmek Merkez binamızdayız. Sizinle beraber rölyefi en ince ayrıntılarına kadar bu Ramazan ayı boyunca konuşacağız ve beraber yapacağız inşallah. İnşallah. Bunları başlamadan önce sizi biraz tanımak istiyorum. Rabia Şahin kimdir? Rabia Şahin, ben evliyim, 3 çocuk annesiyim. 6 yıldır Akmek bünyesinde kağıt rölyef hocası olarak görev yapmaktayım. Peki rölyef yapmaya nasıl karar verdiniz? Rölyef yapmaya bir sergide gördüm. Çok hoşuma gitti. Kursiyer olarak başladım. Eğitmen olarak devam ediyorum. Tabii ki çeşitli kurslarda belgeler aldım. Kendimi geliştirdim. Böyle başladık. Ne güzel hocam. İyi ki gelmişsiniz. İyi ki Akmek bünyesinde eğitimler alıp sizler de öğrendiklerinizi, kursiyerlerinizi aktarıyorsunuz. Peki rölyef ne demektir? Seyircilerimize isterseniz rölyefin anlamını açıklayarak başlayalım. Anlatayım. Rölyef Fransızca bir kelime. Yüzeyde çökertme ve yükseltme anlamına geliyor. Nesnelere gerçeklik algısı veriyoruz biz, boyut vererek, kağıtları kat kat keserek, perspektifine dikkat ederek, bakarak yaptıktan sonra böyle boyutlu, gerçekçi algısı yaratıyoruz. Peki hangi malzemeleri kullanıyoruz? Ya başta bizim önce kağıdımız var, ana malzememiz, kağıtlarımız var. 8 veya 10 adetten çalışıyoruz. Silikon tabancamız, soğuk silikon, kesme matımız, gratuar bıçağımız, kalemlerimiz çeşitli renklerde, ütülerimiz var burada, bunlar top ütü. Cımbızımız var, makasımız var, kelpetenimiz var şeylerimizi kesmek için, çöp şiş Çöp kullanıyoruz. şişler, Tabii ki boyut yükseltmek vermek için, için. evet, aralık katmanlarını yükseltmek için de çöp şiş kullanıyoruz. Peki biz bu Ramazan ayı boyunca birçok farklı resimler çalışacağız da ilk Evet. olarak neyle başlayacağız? İlk olarak Allah Muhammed ve Vav şey resmimizle başlayacağız. Vav'ın anlamını biliyorsunuz. Şey, boyun eğmek, mütevazilik anlamına geliyor. Genelde çok tercih edilen resimlerden, hediye olarak da yani evlerimizde de aksesuar amaçlı çok kullandığımız bir Ramazan resim. ayına da Evet, özel çok manalı aynen. olmuş. İyi ki seçmişsiniz. Tebrik ederim Evet, gerçekten. inşallah. Seçim çok güzel olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Peki ilk olarak başlayalım isterseniz. Seyircilerimize de anlatalım. Evet, baştan şimdi biz 8 kağıt olarak kullanıyoruz. Birinci resmimize dokunmuyoruz. Zemin olarak kullanıyoruz. Biz 2, 3, 4, 5 diye numaralandırıyoruz. Numaralarına göre boyut, perspektif vererek kesiyoruz. O kestiğimiz resimleri üst üste yapıştırdıktan sonra 3 katımızda giydirme dediğimiz, biraz ütüleyerek, biraz elimizle şekil vererek yapıştırdığımıza da sonra üstlerine işte süsleyerek taşlarla sonlandırıyoruz. Ve Ben de şimdi merak ediyorum evet acaba nasıl olacak. başlayacağım. Evet. Şimdi bu bir numaramız, bir zemin bizim için her zaman. İki numarada normalde biz öğrencilerimize genelde işte arkalarına hep numara yazarak işte iki numara yazıyorum ve nereyi keseceklerini böyle çarp işaretleri koyarak onlara anlatıyorum. Mesela böyle çiziyorum, bu sizin yolunuz diyorum. Burayı takip ederek keseceğiz. Başlayalım. Başlayalım hocam. Evet. Değerli izleyicilerimiz, sizler de evlerinizde rölyef yapmak Evet. istiyorsanız şu an pandemi dönemindeyiz. Zaten kurslarımız kapalı bildiğiniz üzere. Bizleri izleyerek biraz bir nebze de olsa bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu işe meraklıysanız da eminim başarılı Evet, olursunuz. bıçağı hep kendimize doğru çekiyoruz. Gratuar bıçağımız var. Hep kendimize doğru çekerek. Aslında en çok merak edilen şey şudur. Ben de bir sizin öğrenciniz olarak sormak istiyorum hocam. Buyurun. Bu ilk resmimize biz dokunmadık. Dokunmuyoruz. Kesinlikle Zemin. kesmiyoruz. Zemin Evet, dediniz. evet. Peki ikinci sırada neyi keseceğimizi nasıl karar veriyoruz? Şimdi biz resimde, burada da anlatayım ben size, perspektife bakarak, mesela burada biz de şu resimde anlatayım. Perspektife bakıyoruz. Burada en geride neyi görüyoruz? Biz onu atıyoruz önce. Mesela burada en geride bizde siyah zemin var. Şimdi ben bu resimde siyah zeminleri bu şekilde kesip çıkaracağım. O şekilde Evet. siyah zeminleri. En Evet. geriden başlayarak En keseceğiz. geriden başlayarak öne doğru geliyoruz. Ya gerçeklik algısı yaratmak için. Bıçağımızı çok kaldırmıyoruz. Hep kendimize doğru çekiyoruz. Daha rahat keseriz. Bu malzemeleri kırtasiyelerde bulabiliyor muyuz ya da nereden temin edebiliriz? Normalde biz
internetten sipariş veriyoruz. Ankara'dan, İstanbul'dan. Bunları yapan firmalar var. Numaralarla sipariş girip oralardan getiriyoruz. Buralarda bulamıyoruz. Yine çok fazla resimler var seçebileceğiniz. Tabii çok fazla. Kataloglarımız var. Milyonlarca resim var. Öğrenci bakıyor kursiyerlerimiz. Oradan beğendiğini biz yazıyoruz, getirtiyoruz sipariş üzeri. Onlar bizden temin ediyorlar. Diğer malzemeler her yerde bulunuyor. Kırtasiyelerimiz de var. Peki her bütçeye uygun mu hocam? Yani sevilirse bütçeye uygunluğu şöyle Büşra Hanım. Çok pahalı mı ürünler yani? Ya çok pahalı değil aslında ama biraz çerçevede falan öğrencilerimizi bazen zorlayabiliyor. Onun için biz diyoruz ki mesela ben öğrencime diyorum ki işte maddi durumun çok iyi değilse işte bir tane yap. Veya iki tane yap ama bazı öğrencilerimiz var tabii kendini durduramıyor. Böyle 15-20 evlerinde böyle koleksiyon olanlar var artık. Çok seviyorlar. Kesmek bizi rahatlatıyor hocam diyor. Ben bazen diyorum ki işte yeter artık çok hızlı yapıyorsunuz yavaş yapın. Hocam gece uyuyamıyorum. İşte bunun başına geçince rahatlıyorum. Bir bağımlılık yaratıyor. Evet aynen öyle. Çok sevildi. Ben de çok seviyorum. Severek yapıyorum. İşimi de kursiyerlerimi de çok seviyorum. Bu arada çok özledim. İnşallah bu günler biterse kavuşursunuz. İnşallah. Şimdi 3 numaramızı keseceğiz. 3 numarada da şimdi şu 1 numaradan anlatayım ben hep. Böyle mesela burada ilk 2 numarada siyahı almıştık. Siyah geride duruyordu bize göre en geride. Burada da bu ortadaki tahtamız geride. Şimdi siyahla birlikte bu alanı da alacağım. Keseceğim. Bu da 3 numaram olacak benim. Yine hep bıçağı kendime doğru çekiyorum. Ortalama olarak bir rölyef tablosunu kaç günde ya da ne kadar sürede bitirebiliriz? Şimdi seçtiğimiz resme bağlı. Bazı resimleri 2 haftada bitirebiliriz. Bazı resimleri 2 ayda, bazı resimleri 6 ayda. Mesela arkamızda duran resimlerimiz var. Evet gerçekten çok güzel. Onlara da değinecektim. Evet. Siz benden önce söylediniz. Hepsi sizlere ait. Evet bunlar benim kendi yaptığım işler. Mesela bu bir 4 haftamı falan aldı. Biraz ince bir çalışması var. Mesela bu arkamızda gördüğümüz resim de biraz detaylı. Bu da biraz daha zaman çok güzel aldı. Olmuş. Ellerinize emeğinize sağlık. Teşekkür hocam. Ediyorum. Sağ olun. Ya bizde kursiyerlerde bir bağımlılık var. Benim akşam kurslarım da var. Böyle gelen bırakmıyor. 6 yıldır benimle. Rölyef bir aşktır. Yani evet. Şu kimle konuşursam konuşayım rölyefe gelenler evet. Anlasamayız diyorlar o sevgimizi. Evet, evet. Gerçekten çok seviyorlar hocam. Aksaray'da da çok evet. Tercih edilen evet. Bir kurs. Çok yoğun talep var. Ben 2 birimde görev yapıyorum. Şimdi mesela bir Akmek Merkez bir de Selime Sultan'da. Akmek'te 3 grubum var benim. Sabah, öğlen ve akşam grubu olmak üzere. Akşam karma. Erkek öğrencilerimiz de var. Yani her bir şeyde sınıfta 25-26 kursiyer var. Yani bir günde 75 kişi geliyor. Katılımlar çok yoğun çok oluyor. Fazla, evet bazen doluyor. İşte hocam siz bizi almadınız. Şikayetler doluyor tabii bu arada. Keşke elimizde olsa, imkanlarımız daha fazla olsa daha çok kişiye hitap edebilsek. İnşallah hocam. Tabii şimdi yeni Nakkaş'ta da Kadın tabii, Aktivite evet, Merkezi'nde aynen, açılacak. Aynen, evet yeni yerler açılıyor. O da talebe göre. Arz talep olarak. Talep çok fazla. Bayanlarımız artık böyle evde oturup kendi başlarına bir şey yapmak istemiyorlar. Böyle kurslara gelip aile bütçesine de katkı sağlayalım. Evet, ona kendilerine de zaman ayırmış oluyorlar. Kadınlarımıza böyle güzel yerleri evet. Kazandırdığı için belediye başkanımız Sayın Evren Dinçer'e de buradan çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimiz de aynı. Mesela şimdi beni arıyorlar. Hocam işte kurslarımız ne zaman açılacak? Biz işte evde çok bunaldık. Yani biz de çok istiyoruz ama inşallah bu süreç de bir an önce geçer. Biz de bir an önce kursiyerlerimize, işimize kavuşuruz. Değerli seyircilerimiz, ilk programımız Rölyef Hocamız Sayın Rabia Şahin'le beraberiz. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Şu an 1. katını hiç dokunmadık. 2. katında kesimlerimizi tamamladık. Şimdi de 3. katında kesimlerimizi yapıyoruz Rabia Hocam'la beraber. İlk başlayanlara zor geliyor mu hocam? Biraz zor geliyor. Bıçak kullanmak biraz zorlanıyorlar. Bana diyorlar hocam siz bıçakla dans ediyorsunuz. Alışınca her şey kolay. Aynen. Ama sonra çok seviyorlar. Dediğim gibi
alışıyorlar. Biz bir de ilk resimlerde çok zor şeyler yaptırmıyoruz. Hani onları yormayalım, bıktırmayalım. Böyle bir resim beğeniyoruz, seçiyoruz. Onlar geliyor bizim şeylerimiz yönteminde, direktiflerimizle birlikte. Bir de ben böyle genelde şey yapıyorum kursiyerlerime, bütün Akmek hocalarım da aynı şekilde rahatlatıyoruz. Yani olur yaparsınız, siz bunu becerirsiniz. Mesela hiç beceremem deyip gelen kursiyerlerimiz var. Şu anda o kadar çok resimleri var. Çok da güzel çalışıyorlar. Hepsini tebrik ediyorum buradan. Sizlerin sayesinde hocam, evet, onlarda. İnşallah. Biz de onların sayesinde buradayız. Sizler her zaman iyi ki varsınız. Aksaray'ımıza gerçekten böyle güzel şeyler kazandırıyorsunuz siz de. Kursiyerlerimiz mutlulukla geliyorlar buraya. Yani tüm vatan, Aksaraylı halkımız çok memnun bu akmeklerden. Şimdi de sayıları fazla da çoğaldıkça insanların daha fazla kursa katılma imkanları da arttı. Birbirinden farklı çeşitli branşlarda eğitimler veriyorsunuz. Bu Aksaray için, kadınlar için gerçekten çok güzel bir durum. Bir kadın olarak da ben sizi tebrik ediyorum ayrıca. Çok teşekkür ederim. Hem çalışıp hem ev kadını yapıp hem de iş hayatında olup böyle güzel şeyleri başardığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de çok mutlu oluyorum. Yani işimi çok severek yapıyorum. İşini severek yapmak çok önemli. Verimli olabilmek için. İnsanlarla güzel iletişime geçebilmek için. Çünkü biz burada o kadar çok insanla karşılaşıyoruz ki, tahmin ediyorsunuzdur. Yani onlara elimizden geldiği kadar, yani yardımcı olmaya, dertlerini dinlemeye de dikkat ediyoruz. Şimdi ne yaptık hocam? Çıkarttık. Bunu da gösterelim, çıkarttığımız parça. Bu çıkardığımız parça, bu bizim işimize yaramayacak. Onları ayıracağız. Bunlar kenara koyuyoruz. Gerektiği, lazım olacak yerler olursa alıyoruz, yoksa atıyoruz. Şimdi bunun az bir yerim kaldı, ben bunu da göstereceğim. 3 numarayı da bitirmek üzereyim. Kesim işlemimizi yarıladık diyebiliriz aslında. Evet, 2 kağıdımız kaldı. 4 ve 5 numaramız. Ondan sonra boyama işlemimiz var. Kenarına kontür geçiyoruz. O da gerçeklik algısına yardımcı oluyor bizde. Yani kağıtlıktan çıkıyor elimizdeki. Farklı bir nesneye dönüşüyor. Mesela bunda bir ahşap ağırlığı var. Daha çok ahşap görüntüsü elde ediyoruz. Aslında bir ütülemeyle ve renklendirmeyle o boyutu yakalayabilmemiz gerçekten çok ilginç ve çok güzel de aslında. Çok basit bir şekilde boyut veriyoruz onlara. Evet. Boyutlandırma işlemlerimize geçtiğimiz zaman sizlere bunları da tekrardan detaylı şekilde anlatacağız değerli izleyicilerimiz. Şu an Rabia Hocam 3. kağıdı da bitirdi kesme işlemini. Evet, bitirdim. Bu da 3 numaramız. Mesela bizi takip ederek evlerinde bu resmi yapabilirler. Ben 4 numaramı geçtim. İlk başlayanlar için de ideal bir resim. İdeal, evet. Aha, aynen. Kolay bir resim. Çok zor değil. Detayı çok fazla değil. Şimdi burada 4. resmimizi de keselim. Sonra bütün kestiklerimizi tekrar anlatalım. Genelde bıçağımı kaldırmıyorum. Daha çok kağıdımı çevirmeye dikkat ediyorum. Bıçağımızı kaldırsa kayma ihtimali var. Onun için mi? Kaymadan değil, böyle kenarında pütürler oluşmasın diye. Daha net bir şekilde tabii, keselim aynen, diye. Kağıdımız güzel çıksın. Kesip ne kadar güzel kesersek resimlerimiz o kadar güzel olur. Evet, bunları da unutmayalım. Ben de sizin de sayenizde öğrenmiş oldum. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Evet hocam, seyircilerimiz için de size bir şey sormak istiyorum şimdi. Evet. Biz şimdi yeni başladık rölyefe diyelim ve sizin gösterdiğiniz şekilde kesme işlemlerinizi yaparken tam 3. kağıdımızı bitirdik. 4. kağıdımızda yanlış bir yer kestik. Bunun telafisi yapılabilir mi? Var tabii. Kağıt olduğu için ben genelde korkmayın diyorum. Hocam senin bu şeyini çok seviyoruz, korkmayın. Elimizde kağıdımız bazen fazla da oluyor ya da getirttirebiliyoruz. Ya da onun eğer düzelme imkanı varsa düzeltiyoruz. Üstüne katlar geleceği için. Görünmeyecek zaten. Tabii aynen öyle. Onu görünmez bir şekilde düzeltiyoruz. Yani çok telafisi olmayan şeyler değil. Yanlış da yapılacak. Yani yanlış yapıla öğrenilir. Değerli izleyicilerimiz, şimdi sizin de aklınıza takılabilir. Bu kadar çabuk mu kesiliyor bu parçalar diye. Sağ olsun Rabia Hocam, bizim vaktimizin kısıtlı olduğundan dolayı genelde sayı verdiği fotoğrafları, resimleri kesmiş yarısını şimdi sizin için tekrardan gösteriyor. Evet. Hazırlık olsun diye ben önceden biraz çalıştım. Bu da 4 numaramız. 4 numarayı da bu şekilde çıkarıyoruz.
Şimdi 5 numaralı kağıdımıza geçeceğim. Onu da burada anlatayım. 5 numaralı kağıdımızda sadece yazıyı alacağım. Vav ve Allah Muhammed'i. Biraz da özen göstermemiz gerekiyor. Kağıdımızı yırtmamak için biraz ince bir çalışması var bundan sonra. Tabii kağıtlarımız yırtılabiliyor. Kursiyer biraz telaşlanıyor. Buraya geldiklerinde kendilerini rahat hissediyorlar. Bir terapi gibi aslında. Evet, evet. Genelde siz de röportajlar yaptığınızda kursiyerlerin söylediği şeyleri duyuyorsunuzdur. Yani genelde ilaçlarını evin stresinden, evet, çocukların stresinden uzaklaşıp burada bir nebze de olsa rahat nefes aldıklarını söylüyor. Evet, bazı kursiyerlerimiz var. Mesela hocam ben ilaç kullanıyordum, ilacımı bıraktım. İşte Allah razı olsun sizden, burayı açandan, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorlar. Böyle imkanlar sunulduğu için gerçekten bayanlarımız çok mutlu. Bunu işe dönüştürenler var, para kazananlar var, aile bütçesine katkı sağlayanlar var. Bu şekilde 5 numarada da valla Allah Muhammed'i çıkardım. Bir de köşelerdeki desenleri çıkaracağım. Bu sonuncusuydu değil mi? Evet, keseceklerimizin sonuncusu. 8 kağıt olduğu zaman 5 numaraya kadar boyut veriyoruz. Katlarını belirliyoruz. 10 kağıdımız olsa 7 tane kesiyoruz. 3 tane giydirmeye ayırıyoruz. Bazen alt katlardan çalıyoruz. Bir de o var bizde. Çok kağıt kullanmayalım diye. Genelde İsmail Hüsna'larda. Mesela arkamdaki bu resimde işte bazı figürler yetişmiyor. Kat çok gerekiyor. Onu da alt katlardan görünmeyecek yerlerden alıyoruz. Bize lazım olacak parçaları. Bu da işinizin bir noktası, evet, aslında. Evet. Pekiştirerek daha da güzel şeyler çıkartabilir. İsteyen herkes de yapabilir. Evet, evet, aynen. Güzel hediye oluyor mesela. Evet, son parçamızı da çıkartmak üzereyiz, evet, değerli izleyicilerimiz. Daha sonra kenar kontürleme işlemine geçeceğiz. Bunu biraz kursiyerlerimiz çok sevmiyor, kenar boyama işini. Biraz şikayet ediyorlar bana, hocam başka yolu yok mu filan, ama her güzel şeyin bir zorluğu var. Başka yolu yok mu? Bir de ben sorayım hocam size. Yok maalesef. Eminim kursiyerleriniz de bugün bizi izliyordur. Evet. Onlar da yarım kalan derslerini Ramazan, evet, ayı boyunca devam edecekler. Var. Evet. Genelde bir de pandemi döneminde bana resim atıyorlar. Hocam işte bize bir tarif eder misin? Böyle genelde boşta durmadık. Online olarak da böyle kursiyerlerimize çok zorlandıkları yerde yardımcı olduk. Teşekkürlerimizi iletiyoruz hocam. Tüm kursiyerlerimize de buradan sevgi ve saygılarımızı, aynen, iletiyoruz. Selamlarımızı iletiyoruz. Bitirdik. Son kağıdımız bu halde. Bunu kullanmayacağız. O bize gerek yok. Şimdi de boyama işlemine geçti Rabia hocam. Evet hocam, nasıl yapıyoruz boyama işlemini? Boyama işlemini kestiğimiz kenarlardan kontür geçiyoruz kalemimizle. Bu da gerçeklik algısı yaratıyor. Kağıt hissini kaybettiriyor. Mutlaka boyamamız gerekiyor. Boyamak çok önemli. Çok güzel boyarsak çok net, çok güzel resimler çıkıyor. Mümkün olduğu kadar boyaya çok özen göstermeye çalışıyoruz. Biz genelde kursiyerlerimize de aynı şeyleri söylüyoruz. Yani boyamaya dikkat edin. Biraz boya sıkıcı. Boyamak çok istemiyorlar. Hocam bir yolu yok mu? İşte bize başka yolunu gösterseniz falan, ama ben de yok diyorum. Böyle kenarlarını böyle gördüğümüz gibi güzelce boyuyoruz. Hem hatalarımızı kaybediyor, hem beyaz kağıt görüntüsünü kaybediyoruz. Boyadıktan sonra yapıştırma işlemine geçeceğiz inşallah diğer bölümde. Temel öğreneceğimiz şeyleri zaten, evet, söylemiştik. Evet, aynen. Nasıl kesmemiz gerekiyor, evet, neler yapmamız bıçağı gerekiyor? Bıçağı nasıl kullanacağız? Genelde biz kursiyerlerimize resimleri çiziyoruz. Onun için çok zorluk çekmiyorlar. Bizim çizgimiz onların yolu oluyor. Genelde o çizgileri takip ederek kesiyorlar. Kestikten sonra işte gösteriyorum ben, böyle boyayacaksınız. Boyayabilen boyuyor, boyamayan gelip kursta tekrar devam ediyor. Ama mutlaka böyle kenarlarından boyamamız gerekiyor.
Bütün kağıtlarda aynısını yapacağız. Evet, 5-4 kağıt kestik biz. Bir numaramıza dokunmuyoruz. Bütün 5 kağıdımızın da hepsini boyuyoruz. Boyadıktan sonra inşallah yapıştırmayı göstereceğiz. Biraz gördüğünüz gibi boyama sıkıcı. Aslında çok ince bir detay boya evet, işlemi. Tabii, evet. Resme güzellik katıyor. Gerçeklik katıyor. Bunun bir katını bile boyamadan geçersek görünür. Resmimiz Evet, görünür. Evet, görünür. Resmin arasına baktığımızda rahatsız oluruz. Biraz ilk başlarda öğrencilerimize, kursiyerlerimize basit gibi geliyor ama resim bittikten sonra işte diyor hocam ben orayı boyamamıştım. İşte tablonun içinde çok çirkin duruyor. Keşke Sırıtıyordur boyasaydım. içinde. Evet. Onun için güzel boyamak gerekiyor. Rölyef bir sabır işidir bence. Sabır, evet. Böyle ince ince kes, boya. Sabrı öğreniyoruz. Burada bilmiyorum yani emek öğreniliyor. Emeğin değeri öğreniliyor bana göre. En son bittiği zaman, duvarımıza astığımız Tabii. zaman, bir hediye götürdüğümüz O zaman zaman aslında anlamı daha da büyük oluyor, değil mi? Bunu anlamı ben büyük o. yaptım Evet, diyoruz. o en büyük şey insanlara mutluluk veren o oluyor. İşte hocam böyle diyor evime geliyorlar diyor. Bak bunu kim yaptı be? O kadar güzel bir duygu, o kadar güzel bir his ki anlatılmaz yaşanır bunlar Hep diyor. emek Evet. kokuyor, değil mi Evet, emek baktığımızda? kokuyor. Genelde bunu yaşı ileri derecede olan emekli öğretmen kursiyerlerimiz var. İşte yani bayağı avukat öğrencilerimiz var. Onlar hep onu diyorlar. Hocam bu kendin yapıp bir şeyi duvarına asmanın mutluluğu kadar büyük bir mutluluk yok diyorlar. Emek bir de kalıcı böyle işte torunlarımıza isim yazdırıyorlar genelde. Özel baskılar yapılıyor mu? Onu merak Evet, ediyorum. yapılıyor. Tabii mesela kursiyer istiyor ben diyor çocuğumun düğün resmini veya nişan resmi ya da sünnet resmini yapacağım. Biz bunları Ankara'ya resimleri gönderiyoruz. Oradan basıyorlar, bize gönderiyorlar. Öyle birkaç resim yaptık. Özel baskılar da Tabii oluyor evet yani. özel Buradan baskı da da oluyor bilgisini isteğe veriyorum. bağlı aynen. O da istek doğrultusunda talep. Biz neyi talep ederlerse mesela kursiyer bir resim bulup geliyor. İşte o bizim sipariş verdiğimiz sitelerde yok diyelim. Onu onlar basıyorlar isteğe göre. Her şey Evet yapılabiliyor. evet her şey yapılıyor. Vav biliyorsunuz teslimiyet. Allah'a teslimiyet. Secdedeki duruş halimiz. Vav'ın anlamı büyük. Mütevazilik. Allah'la en yakın olduğumuz halimizi gösteriyor bize. Biraz manevi değeri de var. Tam da Ramazan ayınız. Buradan Evet. tekrardan Ramazanınız mübarek olsun Tamam. değerli Hayırlı izleyicilerimiz. Ramazanlar diliyoruz herkese. Ve son parçamıza Evet, son geldik. parçamız ayrılmaz Allah ve Muhammedimiz. Böyle. Fark ediyorsun değil mi? Evet. Boyalınca güzelleştiğini. Ben seviyorum boyamayı. Ben her aşamasını seviyorum rölyefin gerçi. Rölyef de benim için bir aşk. Hayatınızın bir parçası olmuştur Evet, artık. evet. Yapmayı da çok seviyorum. Öğretmeyi de çok seviyorum. Bir işi severek yapmak önemli. Akmek'teki hocalarımız da gerçekten işini çok severek yapan, işinde hep yetenekli hocalarımız, kendini geliştiren sürekli. Değerli izleyicilerimiz, siz de pandemiden sonra eğer vakit bulursanız evlerinizde oturmak yerine bir şeylerle uğraşmak isterseniz Akmek merkezimize gelip oradan kurslarımıza kayıt olup dilediğiniz branşta eğitimler alabilirsiniz ve vaktinizi değerlendirmiş olabilirsiniz. Kontrol ediyorum boyamadığım yerleri. En ince ayrıntısına kadar. Evet, bitirdik. İki parçamız kaldı. Bunları da boyadıktan sonra boyama işlemimizi tamamlıyoruz. Çeşitli renklerde, resmin rengine göre
kalem seçiyoruz genelde. Ben de onu soracaktım. Kalemi. Burada da farklı bir evet, uçlu kalemler evet. var. Biraz daha koyu kahverengi. Genelde gri ve kahverengi kullanıyoruz. Daha çok boyutu daha güzel gösteriyor. Çok nadir böyle çok şey yapan resimlerde mavi, yeşil. Çok fazla tercih etmiyoruz ama onlar da kullandığımız yerler. Kalemleri de resimlere göre mi belirliyor? Tabii. Ya genelde kahve ve gri kontür kalemidir. Kenar boyama kalemidir. Gerçeklik algısını en çok yaratan. Ama denizde mesela ya da gökyüzünde kahverengi biraz sırıtıyor. Çizgi oluşuyor. Onun için daha çok maviyi, griyi onları tercih ediyoruz. Genelde böyle yeşil boyayacağımız yerlerde ağaçlarda falan yeşil. Yine kahverengi en çok kullandığımız ağaçlarda. Kahve ve yeşil daha çok kullanıyoruz. Böyle genelde dikkat etmeye çalışıyoruz. Ne kadar gerçeğe yakın yapabilirsek resmin algısı o kadar çok değişiyor. Evet, bitirdim. Boya ve işlemimizi tamamladık. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bu ilk bölümümüzün de sonuna geldik. Emeğinize sağlık. Her teşekkür şey için ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler ikinci bölümümüzde rölyefe kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşene dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.